Bugün Gülten Akın şiirin üzerine bir diyalog başlığı altında buluştuk, bir araya geldik. Farklı şekillerde hem Asuman Susam'la hem de Hasan Turgut'la benim yolum Gülten Akın üzerinden kesişti aslında farklı zamanlarda. O yüzden bu diyalog başlığı da üçümüz için de kıymetli. Doğrudan Gülten Akın şiirini konuşmak yerine çok kıymetli iki kitap var elimizde. Bir tanesi Hasan Turgut'un Metis Yayınları'ndan çıkmış olan Arazi Düzleştirmek, Gülten Akın Şiiri'nde Ortaklığın İnşası başlıklı kitap. Doğrudan belli bir döneme odaklanan bir kitap. Bir diğeri de yine geçtiğimiz yıl yayınlanmış olan Asuman Susam'ın Gülten Akın, Gülten biyografisi. Yani Türkçe edebiyatta yazılmış biyografi sayısının azlığı düşünüldüğünde de kitabın kıymeti çok belirleyici, ama onun dışında da bütün bu diyalog meselesini bu iki kitap aracılığıyla nasıl konuşabiliriz? Biraz ona kafa yoracağız, onunla ilgili düşüneceğiz. Ne tür bir diyalogdan söz ediyoruz? Belki biraz ben onunla açıp ondan sonra sözü bu kıymetli kitapların yazarlarına, hem Asuman Susam şair ve eleştirmen, Hasan Turgut akademisyen ve eleştirmen, ben de akademi perspektifinden, şiiri seven bir göz perspektifinden bütün bunları konuşmaya çalışacağım. Her şeyden önce Gülten Akın şiiriyle bir diyalog söz konusu burada. Ama sadece Gülten Akın şiiriyle değil, elbette dönemiyle, onu kuşatan pek çok meseleyle diyalogdan söz ediyoruz. Aynı zamanda Gülten Akın şiiri üzerine yazılmış diğer metinlerle bir diyalogdan da söz ediyoruz. Bütün bunların yanı sıra benim biraz açmaya çalışacağım gibi Asuman'la Hasan arasındaki, biz birbirimize sen diyerek devam edeceğiz aslında. Hasan Turgut ve Asuman Susam'ın birbirlerini nasıl okudukları da bir diyalog. Bütün bunların içerisinde Gülten Akın nasıl birleştirici bir figür oluyor, nasıl birleştirici bir şair oluyor, biraz oralardan konuşacağız. Ben şöyle başlayayım istiyorum. Belki kitapları okuyanlar ya da okumayanlar olabilir. Daha sonra daha yöntemsel, metodolojik sorularım da var, ama ne oldu da bu kitapları yazmaya giriştiniz? Özellikle Asuman, sen niçin, yani bu kadar zor bir işe, bir biyografi yazma işine nasıl giriştin, neler yaptın, kitap nasıl ortaya çıktı? Sonra da belki Hasan'a araziyi düzleştirmek ne gerekti diye sorarak başlayayım. Sonra açarız. Birbiriyle. Tabii, seninle başlayalım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum soru için de. Ben Gülten Akın'ın şiiriyle tabii ki bu kitabı yazma kararından çok önce, yazmaya ilk başladığım vakitlerden kuvvetli bir duygusal bağ ile bağlıydım. Bütün şiir yazan şair kadınlar gibi aslında. Ama kitaplaşma süreciyle ilgili niyetimin somutlaşması meselesi. Canım aslında şiire baktığımda bir sürü yerden zaman zaman sıkılmasıyla ilgiliydi. Kitap öncesinde iki tane sempozyumun düzenleme kurulunda da görev aldım ve bir tanesi kitaplaştı. Gülten Akın İncelikler Kaydı yayınlarından çıkmıştı. Duygu Kanka Kalsin şair arkadaşımla birlikte. Bir şairle yakınlaştığınız zaman şair bir kadınla bir başka şair kadının yakınlaşması meselesi ne kadar aslında poetik olarak ayrı da olsanız, başka başka hislerle de yolunuzu kuruyor olsanız, çok beklenmedik değil aslında. Türkiye toplumu açısından baktığınız zaman ve edebiyat ortamı açısından baktığınız zaman benzer kaderleri taşıyan şairler olduğunuzu görüyorsunuz. Türkiye'de şair olmak, şair kadın olmak meselesi, Türkiye'de kadın olmak meselesinden ayrı düşünülemeyecek bir mesele. Ve 1936 doğumlu bir şairin Türkiye'nin tarihsel süreçlerine tanıklığıyla, içeriden tanıklığıyla şairliğini örme meselesi beni doğrudan doğruya ilgilendirmişti. Kitapla ilgili yazma kararım ve sonrasında belki yöntemle ilgili konuşacağız. Hangi yöntemle alacağım meselesi benim zihnime düştüğünde bir sefer şair bir kadına odaklanmak temel meselemdi. Bu şair kadının hem şiirini oluşturma süreci ve deneyimlerine yakın bakmak meselemdi ve aynı zamanda onu
şiir yazan biri olarak kendi çağının şimdiki zamanına hem poetik meselesiyle hem toplumsal zeminde yer ettiği nitelik ve derinlikle şimdiki zamana çağırmaktı. Biyografi neden? Aslında poetik bir inceleme de olabilirdi ama bir biyografiye yelpenmiş olmanın temel nedeni de hayatlarımız çok değerli ve Gülten Hanım hayatını şiire çağırmış ve oradan da ölmüş, ilerlemiş bir şair kadını. Ama bu şu demek değil, yaşadığımızın olduğu gibi birebir aktarılması meselesiyle çok karıştırıyoruz. Kendi kimlik izlerinizi, parmak izlerinizi oralarda görme meselesinde. Böyle bir şiir yazmıyor Gülten Hanım, biyografisinden köklenmiş olsa da. Ben ve kolektif olanın sarmaştığı bir yerden kurulan çok değerli bir şiir var burada. Bu şiirleri kurmuş olan birinin Türkiye toplumu içinde, Türkiye modernleşmesi içinde kendiliğini nasıl kurdu benim temel meselem oldu. Bu çünkü aynı zamanda kadın tarihine bakmak anlamında da son derece değerliydi. Kendi özelliklerimizin kırılıp kırılıp, yıkılıp yıkılıp yeniden inşası meselesinde yazının değeri sorgulamak istediğim temel meselelerden biriydi. Çünkü yazı yazan için bir inşa alanı. Bütün buralardan tanımlarken de şöyle dediğim, feminist yazım bağlamında baktığınızda modern şiirin kurucu öznesi olan ve hepinizin aslında biraz da ona dokunarak, onun köklerinden aldığınız uçlarla ilerlediğiniz bir şiir tarihinin içinde Gülten Akın kimdi meselesini Osman kimdi meselesiyle örerek hareket etmek istedim ve biyografi böyle oluştu. Çok teşekkürler. Hasan, hemen sözü sana vermeden önce bir tam söylediğin meseleyle ilgili alıntı işaret etmiştim biyografiden. Diyorsun ki Akın aşkından evliliğe uzanan yolunun tutkulu coşkusundan uzun uzadıya söz etmez. Tam o aşk sürecini anlatırken söylediğin. Giz onun yaşamının sonuna dek sık sıkıya sarılacağıdır. Sezdirir ama bildirmez bir söyleyiş. Bu dengeli otobiyografife örtülü olmak. Bu Gülten Akınca bir şeydir. Kazıp cevheri çıkarmak ötekin bir işi olsundur. Bu kadar yani şimdi içinde yaşadığımız dünyada tam da buraya çağırdım dediğin için de buraya bu yapmak istiyorum. O kadar ben dediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Herkesin ben dediği bir dünyada. Burada beni bu kadar geriye çekerek ama sesini çıkarmak. Yani bir kadının sesini yazarak çıkarması veya başka bağlamlarda çıkartabilmesini sağlamış. Ama ben diye bağırmadan yapmış bunu. Senin biyografik söyleşinde çok buna yol veriyor gibi düşünüyorum. Oraya zaten tekrar döneriz. Aslan'ın kitabının çıkışında konuştuktan sonra. Hocam teşekkürler. Benim için de hem Olcay Hoca'yla hem Aslan Hanım'la burada olmak gerçekten çok değerli. Çünkü bu kitabın hazırlanmasında gerçekten rolleri olmuş iki isim. Ben kitapta Olcay Hoca'nın da bahsettiği üzere belirli bir dönemine odaklanmıştım bir tarafına. Seyran Destanı'nın da yazıldığı. Daha sosyalist gerçekçi şiirler yazdığı dönemine bakmıştım ve Ulucu Hoca'nın Boğaziçi Üniversitesi'nin doktora dersinde yazdığım bir makaleden doğmuştu bu kitap. Dolayısıyla şimdi orada burada Ulucu Hoca ile bu konuşmayı, bu söyleşiyi yapıyor olmak benim için çok kıymetli. Hakeza Asuman Hanım da kitabın hazırlanma sürecinde bana çok yardımcı oldu. Çok, ben yazdıkça ona gönderiyordum ve bana geri dönüş yapıyordu. Onun da ilgisi olmasa gerçekten bu kitap hazırlanmaz. Yani Gülten Akın'ı çok iyi bilen, seven de aynı zamanda. İki insanla yolun kesişmesi aslında bu kitabın ortaya çıkmasına olarak sağladı. Şimdi normalde edebiyat teorisi daha soğuk bir alan olarak bilinir ve hani yazarın akademisyeni eleştirmenin malzemesiyle belli bir mesafe kurması beklenir. Ben burada malzememle çok mesafeli bir ilişki kurmadım açıkçası. Yaşadığım çakışmaları, kesişmelerin yanı sıra kişisel olarak da dünyayı Gülten Akın şiirinin penceresinden görmek gibi bir arzu doğmuştu ben kitabı yazdığım dönemde içimde. Hem kişisel sebepler hem dünyanın ahvali. Ön sözde de bunu söylemiştim zaten. Gülten Akın'ın Seyran Destanı'nı yazdığı dönem
en toplumcu, en politik ve meseleleri en derinden kavradığı dönem gibi gelmişti bana Seyran Destanı'nı okuduğumda. Seyran Destanı'ndaki bu birikimi gördükten sonra yazarın, şairin o dönem yazdığı diğer kitaplara da bakma ihtiyacı duymuştum ve aynı enerjinin diğer kitaplarda da olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla beni dürten, bu kitabı yazmaya iten aslında Gülten Akın şiirinin tam da işte 1971'de Kırmızı Karanfil ile başlayan 86'da 42 günün şiirleriyle biten döneminde yazdığı şiirlerin taşıdığı enerjiydi. Şair de çok hareketliydi o dönemde. Kitapları da yine bu hareketliliği hareketliliği taşıyan içeriklerle dolup taşıyordu. Ve bana göre çok bakılmayan bir dönemi ele almak istedim bir kitabı yazarak. Bizim edebiyat tarihimizde şiir eleştirisinde bir tarihselleştirme yapılırken sosyalist gerçekçi şiir, genellikle de toplumcu gerçekçi denir ona. Sosyalist gerçekçi şiir bir parantezde hep bir şiir dışılıkla, hep belirli klişeleri tatbik etmekle tamam eder, suçlara ve tarih çöplüğüne atılır. Ben özellikle bu döneme bakarak Gülten Akın şiirinin aslında bu dönemde de çok iyi bir şiir olduğunu, bu dönemde de sonraki ve ondan önce, bu dönemden önce yazdığı şiirlerden işaretler taşıdığını ve Gülten Akın'ın bu döneminde de gerçekten has bir şair gördüğümüzü ortaya çıkarmaya çalıştım. Araziyi düzleştirmek de tam da işte Gülten Akın'ın, belki birazdan daha açarız bunu, şiir kanonunda, kültür tarihinde, Türkiye'nin siyasal tarihinde gerçekleştirdiği edim aslında bana göre. Yani araziyi, her türlü araziyi, bunlar kültürel, siyasi, cinsiyete dayalı da olabilir, yaptığı düzleştirme stratejileri. Ben bunları çeşitli şiirler üzerinden gösterdim kitabımda. Gülten Akın aslında bu düzleştirme metoduyla, düzleştirme aracılığıyla aslında Türkiye'de politik de olsa, politik bir noktadan da olsa Türkiye'ye bir aslında bir görüş, bir proje, bir ütopya öneriyordu bana göre bu döneminde. Özellikle bu dönemi inceledim ama tabii şunun da notunu düşeyim. Özellikle sadece bu dönemine de bakmadım ben. Bu döneme odaklanarak önceki dönemiyle, yani 71'den önce ve 86'dan sonra yazdığı şiirlerde bir diyalog kurdum. Ama dediğim gibi esas odaklandığım nokta 71'de 86 aralığı oldu ve sosyalist gerçekçi dönem diye kategori edeceğimiz dönem oldu. Şimdi bunu söylemiş olacağım. Çok teşekkürler. Aslında tam yani hani ortadan bir yerden geliyorsun Gülten Akın şiirine dediğin gibi. Hani genel eğilim üçe ayırmak, bunu tartışabiliriz ama o üç ana döneminin ortasının aslında sonrası ve öncesiyle ilişkisini de göstermeye çalışıyorsun. Dolayısıyla odaklandığın yer orası ama odaklanarak orada kalmıyorsun, öncesine ve sonrasına gidiyorsun. Fakat şöyle bir itiraz da, zaten buradan biraz kitaplarınızın metodolojisine gelmek istiyorum. Müsaadenle Hasan'la devam edelim. Sonra tekrar Asuman'a döneceğim. Tarihin çöplüğünü atmak dedin. Evet, bir yandan daha işte sosyalist gerçekçi, toplumcu gerçekçi şiir, politik şiir, tarihin çöplüğünü atılabilecek gibi çok yüceltilebiliyor da. Bir yandan da yani böyle şiir yazmadığın için bu defa işte erken dönemin fazla kişisel ve fazla bene odaklanan modernist bulunabilir ve eleştirebilirsin. Bu da bizim şiir eleştiri ya da edebiyat eleştiri tarihimizin çok önemli bir ikili ayrımı diyebileceğim bir şey. Burada şunu sormak istiyorum bununla bağlantılı olarak. Çünkü bunu da söylüyorsun. Yani sence bu arazi düzleştirmek metodu dediğin şey aslında nedir? Ne yapıyor bu tarafı? Ve yine sana göre, çünkü iki tarafa da bakıyorsun ve ütopya kurmaktan söz ettiğinde yine fazla politik olabilecek ve sığ olabilecek bir şiir de belki söz ediliyor olabilir. Nedir bu şiiri iyi yapan? Yani burada iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi, Gülten Akın şiirinin bu dönemini sence güçlü bir şiir yapan özellikleri neler? İkincisi, bunu ortaya çıkarmak için sen nasıl bir yöntemle ördün kitabını? İki bir soru aslında. Ya ben Gülten Akın şiirinin bu döneminin bir arabulucu olduğunu iddia ediyorum kitapta. Bu arabuluculuğu neyle ne arasında kuruyor Gülten Akın peki? İkinci en iyi de sosyalist gerçekçi şiir arasında kuruyor. Çünkü Gülten Akın şiiri ikinci en iyi ile başlıyor aslında.
Yani ikinci elinin güçlü olduğu bir dönemde şiir yazmaya başlıyor ve Mehmet Edoğan'ın hazırladığı ikinci el antolojisinde de Gülten Akın ikinci el takipçisi olarak geçiyor. Ancak Gülten Akın 71'de bunun nüvelerini daha önceki tarihlerde de buluyoruz ama bir sıçrama yapıyor. Yani 64'te yazdığı Sırada'dan 71'de yazdığı Kırmızı Karanfil'e geçiyor. Ve radikal bir sıçrama gerçekleştiriyor şiirinde. Daha bireysel şiirler yazdığı, daha kendi meseleleri etrafında, kadınlık gibi, doğa gibi meseleler etrafında çalışırken, yazarken birdenbire kamusal meselelerle haşır neşir olmaya başlıyor ve şiirini bir devrim üssü haline getiriyor. Zaten bu devrim üssü meselesi onun şiirinde geçiyor. Şiirini devrim üssü haline getiriyor. Ama Gülten Akın'ın bu dönemini iyi yapan şey bence bu ikinci yeniyle ilişkili yönlerini hiçbir zaman ıskartıya çıkarmaması, bunları rafa kaldırmaması, o yönlerini her zaman muhafaza etmesi. Bunları muhafaza etmediği yerde ise zaten çok sığlaşıyor. Mesela Maraş'ın Ülkeş'in destanını konuşacağız. Orada çok sığ bir metinsel düzenlemeye gidiyor Gülten Akın. Ama Kırmızı Karanfil olsun, İlahiler olsun, Halklar ve Türküler olsun, 42 Günlü Şiirleri olsun, Gülten Akın politik bir şiir yazarken bile ikinci en iyi özgü İngiliz damarı, mikro meseleleri, yani şairin içselliğiyle ilgili noktaları da şiirinde göstermeye devam ediyor. Yani kamusalla bireysel arasındaki o diyalekti iyi işletiyor bana göre. Ve bu iyi işletme hali bu şiiri iyi bir şiir yapıyor. Biz benzer şeyleri 60'lardan sonra Turgut Uyar'ın şiirinde, Ece Ayhan'ın şiirinde de göreceğiz. Onlar da ikinci yeniyle başladıkları bir şiirde 60'lardan sonra Türkiye'nin sol sosyalizm birikimine girmesiyle beraber şiirlerinde bir vites değişikliği yapacaklar ve kamusal içeriklerle dolduracaklar. Örneğin Turgut Uyar'ın Divan kitabı, Toplandılar kitabı, Her Pazartesi kitabı, sosyalist gerçekçi şiir ya da sosyalist gerçekçi iklim olmasaydı yazılmayacak kitaplardı. Yazılsalardı da bu içerikle karşımıza çıkmayacaklardı. Yine Ece Ayhan'ın Devlet ve Tabiat kitabı da benzer bir özelliğe sahiptir. Yani bu toplumcu gerçekçi, sosyalist gerçekçi iklim, sosyalist ortam bu şairleri bile, yani ikinci yeni, en deneysel, en belki avantgard saydığımız şairlerimizi bile şiirlerinde güncelleme yapmaya iterken Gülten Akın'ı da yapmaması düşünülemezdi. Gülten Akın tıpkı bu şairler gibi bu iki ülke arasında gidip gelmeye, yani bir tür gerilmiş bir ip var ve bu ipin iki ucuna gidip gelmeye her zaman devam etmiş. Devam etmediği yerlerde de zaten şiirinin irtifa kaybettiğini görüyoruz zaten. Bu arazi düzleştirme meselesi de, yani şimdi Gülten Akın zaten konuşuruz daha detaylı. Şiir kanonunda 50'lerden itibaren şiir yazmaya başlayan ve bunu istikrarlı biçimde sürdüren tek şair kadın belki de. Türkan İldeniz var ama o bile bir yerde şiiri bırakıyor, aynı dönemde yazmaya başlıyorlar. Yeni hatta Everest'te galiba yeniden çıktı kitapları. Gülten Akın şiir kanonlarına giriyor. Dünyada Türk şiirinden seçkiler yapıldığında mutlaka bu antolojilere giriyor. Yani dolayısıyla rüştünü ispat etmiş ve bu ispatı da bir minnetle yapmamış. Gerçekten şiirinin gücüyle yapmış bir aktörden, şairden bahsediyoruz. Yani kanonda da bir düzleştirme stratejisi uygulamış, bir demokratikleştirme eyleminde bulunmuş aslında. Yani tek sesle erkeklerin egemen olduğu bir kanona kadın sesiyle ve çok güçlü bir kadın sesiyle hem ilk dönem yazdıklarında hem toplumcu gerçek, sosyalist gerçek olduğu dönemde yazdıklarıyla bir öneride bulunmuş. Bu da onun bugün adını andığımız güçlü şairler arasında yapan özelliklerden biri dolayısıyla. Evet, yani istikrarlı olarak 50'lerde başlamış ve 2000'lerde hala yazmakta olduğu hem değişik dönüşen hem kendi şiirini kuşatan bir şiir yazmaya devam etmiş diyorsun aslında ve o politik olanın estetik olanla kesişimi unutmuş bir şiir yapan, sonra biraz daha belki açarsın burası gösterdiğini. Şimdi sesini hep duymaya devam ettik dedin. Belki o sesi Asuman nasıl duymaya çalıştı? Bununla ilgili 2021, 13 Aralık 2021'de Hasan Turgut'un seninle yaptığı bir söyleşi var. Gelmeden önce de biraz bununla ilgili konuştuk.
Henüz Hasan'ın kitabı ortada yok ama Asuman sürekli o kitabı doğru çekmeye çalışmış. Şimdi bugün o gözle baktığımızda söyleşiye kavramların orada ortaya çıktığını görüyoruz. Bir soru karşısında Asuman Sam diyor ki, bir şairi anlamak için doğrudan bakacağımız yer metin olsa da daha derin ve yakın okumalar için şairin mizacı, yaşadığı tarihsel dönem, kültürel ve iletişimsel bellekle ilişkisi gibi farklı dinamikleri de hesaba katmamız gerekir. Gülten Akın böyle bir şair. Bütün bunlarla ilişkiyi kuran bir şair. Peki sen bu şairle ilişkiyi nereden kurdun? Elbette metinlerine bakıyorsun. Çok sıkı örülmüş, Gülten Akın şiiriyle örülmüş bir biyografi burası. Ama belli ki başka şeylere de bakıyorsun. O dengeyi nasıl tutturdun? Ne yaptın biyografide? Gülten Hanım'ın hem kişiliğini hem de şiirini anlamak için kitapta da çok kullandığım bir sözcük var, mesafe sözcüğü. Gülten Hanım mesafeli bir şair ve mesafeli bir insan. Çocuklarıyla ilişkisinden dostlarıyla ilişkisine. Bu mesafelilik uzak ve soğukluk değil, başka bir şey. Kendi çekirdeğini çok önemseyen ve bu çekirdeği çok özenle de koruyan bir özlem söz ediyoruz. Hem şair hem kadın olma halinden söz ediyoruz. Gülten Hanım'la yakınlaştıkça kavradığım ve hissettiğim bir şeydi. Ve açıkçası yazma süreci benim en hızlı olduğum ama düşünmek, sesi bulmak, yöntemi bulmak konusunda çok zorlandığım ve çok uzun zaman düşündüğüm bir yer oldu. Çünkü bir hayranlık üzerinden bir şairin bir şaire gitmesi değildi derdim. Hem kendimle mesafemi hem şairle mesafemi doğru kuracak, hem sadık olacak hakikatine, orayı incitmeyecek, aynı zamanda bir ihtimam gösterecek, hem özel hayat bağlamında ve biyografilerde çok arzu edilen şeylerden bir tanesi ifşadır aslında. Biz bir hayatı didik didik etmek, oradaki sırları sezgiyle bırakılanın arka planını öğrenmek isteriz. Ben de istedim tabii ki, bir merakla oralara bakmak istedim. Fakat ben bir tanıma yaklaşırken hayatla ilgili de çok fazla şeyin yeniden gözden geçirdim. Kendimle ilgili de etik ve poetik olanla ilgili de pek çok şeyi yeniden gözden geçirip o mesafenin bütün çoklu anlamlarını hep hissederek hissetmeden, çünkü böyle bir etiği poetik olana taşımanız çok mümkün değil. O hakikati önce siz kendinize geçireceksiniz ki metninize de o özenize de öyle bir yerden yaklaşırsınız. Çok zordu onu kurmak. Ama o mesafeyi ve o ölçümü gerçekleştirdikten sonra hem şiirine hem de yaşantısına bakmak şey gibi oldu. Yani bir kodu yerleştirdim ve ondan sonra hepsi birbirinin ardı sıra anneliğine bakmaktan, şairliğine bakmaya, kadın oluşuna bakmaktan, bir sevgili Gülten Akın'a, bir anne Gülten Akın'a, bir şair Gülten Akın'a, tarihsel süreçlerin dinamikleri üzerinden bakmak daha kolay bir şey oldu. Bunu söyleyebilirim. Bir de aklım aslında sana sorduğun soru üstünden de bir şeyler düşünüyor sizinle konuşurken. Gülten Hanım'ın o üç dönemi meşhur, hem edebiyat tarihçilerinin çok böyle seve seve kabul ettikleri, Gülten Hanım'ın da buna itiraz etmediği bir şey ve beni huzursuz da eden bir şey var açıkçası bu çekmecelere, dönemlere tıkıştırmak meselesinde. Çünkü Gülten Hanım'ın hayatı geçişler, geçirgenliklerle dolu. Aslında hepimizin üretim ilişkilerinde bu böyledir. Keskinlikler yoktur. Geçişler ve devamlılıklar vardı. Gülten Hanım'ın yazdığı şiirin bir süreklilik şiiri olduğunu düşünüyorum ben. Ama edebiyat tarihi bağlamında ve eleştiricilerin bakışı anlamında biz böyle kesintiler ve çerçevelemeleri sevdiğimiz için bir anlamda tarihi kurarken elverişli de bir şeydir bu. Negatif bir şey olarak toptan reddettiğim bir şey değil ama
Yine de bence bir külliyata bakarken buralardan bakmanın sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü Gülten Akın'la o yakınlaşmayı kurduğumda birinci dönem şiirinin bireyci şiirler olduğu çok çok ezbere bazı cümleleri kurulmuş olduğunu Gülten Akın'a dair. Sonra o ezber cümleleri de bir şey gibi, kopyala yapıştır gibi devam ettirildiğini hissettim ve gördüm açıkçası orada. Çünkü burada şuradan bakmak gerekiyordu galiba Gülten Hanım'ın şiirine. Ben oradan bakmaya çalıştım. Hasan'ın kitabında vurguladığı bir şey var. O beni çok heyecanlandırmıştı. Kitapta da kendi düşüncemi kurarken aslında birinci dönemiyle üçüncü dönemine de çekirdeklik eden bir şey olduğunu söylüyorsun ama anakronik bir şeyden de söz ediyorsun. Evet, evet. Bu nedir diye ben epey bir düşündüm. Bu Hasan'ın çalışmasından çok değerli olduğunu hakikaten düşünüyorum. Bana düşünmek için çok yeni kapılar açtığını da hissediyorum. Gülten Hanım'ın biyografisinden giden yani ne hissettiyse, ne yaşadıysa, yaşantı ona ne getirdiyse onu poetik bir içerisini, kendi içini bir poetik laboratuvar olarak kurup oradan çıkanla yazan biri. Çok genç yaşta, çok çocuk yaşta yazmaya başlamış bir şair kadın var. Ve o şair kadının ilk üç kitabı var. O ilk üç kitap aslında çocukluktan kadınlığa evrilişim, 1940'lar, İkinci Dünya Savaşı yoksulluk sürecinin yaşandığı, Demokrat Parti'ye doğru gidilen tek parti döneminin huzursuzluklarının yaşandığı, çok çocuklu, yoksul ve küçük bir aile yapısının içinde kendini kurmakta olan bir bülten vardı. Ve bu bülten kendisini sağlam kurmaya çabalayan bir bültendi. Dolayısıyla nereye bakacaktı inşasında? Kendine bakacaktı. Bunu ben toplumsal olandan kopmuş, bireycilik olarak almamak gerek, böyle okumamak gerek diye düşünüyorum. Tarihsel zemin içerisinde tarihin kırılma noktalarının yaşandığı ve eşiyle beraber Anadolu'ya çıktığı zaman karşılaştığı Anadolu gerçekliği onu bambaşka bir kadın, bambaşka anneliğin de ilk iki çocuğuyla beraber Anadolu'nun ilk tanıklıklarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o bireyin, o çekirdek, ben çekirdeği, onlar çekirdeğiyle örülmeye yeni başlıyor. Çünkü onlarla karşılaşma yeni bir şey. Dolayısıyla eleştirinin de bu şiire böyle bir yerden bakması gerekti ve orada biraz sanki haksızlığa uğramak, biraz daha indirgemeci bakmak gibi bir hal vardı. İşte o sesleri nasıl duydum? Böyle duyarak örmeye çalıştım. Aslında bütün bu söyledikleri de az önceki alıntıyla örtüşüyor. Evet, elimizde bir şiir var ama şiirle birlikte bir hayat var. O hayata dair anlatılanlar var. Az da olsa anlatılanlar, mesafe çok belirleyici. Tam senin de kitapta sık sık anlattığın gibi ne kadar az şey de geride bırakmış bir yandan. Böyle o ifşadan ne kadar uzak her şeyle, dedikodudan uzak bir geride bırakış var burada. Ben şeye tamamıyla katılıyorum zaten. Yani o ikili ayrıma başından beri karşı olduğum için o birey, yani o bireyi bülten, genç bülteni bülten yapan toplum değil mi? O içinde olduğu aile değil mi? Anlattığı aile yapısı ya da işte o çok çocuklu ailenin içerisinde kendini liseye giderken yapmaya çalışan bir genç kadın var ama aynı zamanda işte sonra evlenip kendisi çok çocuklu başka bir ailenin dengesini tutmaya çalışan bir insan. Şiirdeki cambazlık gündelik hayatta da belki devam ediyor. Bütün bunların bu kadar basit bir biçimde bir bireysel ve bir toplumsal denemeyeceği konusunda galiba üçümüz de hemfikiriz burada. Böyle bir eleştirinin belki azımsamanın da ötesinde fazla kategorize ettiği yerler olabildiğini söylemek mümkün. Burada belki bir kere daha senin söylediğinin devamı olarak yani o sesi duymak bence burada o pek çok farklı sese eşit alan açmaya çok gayret etmişsin. Bunun içerisinde kendi sesin de var. O da bunu çok kıymetli kılan bir şey. Elbette Asuman Susam'ın yazdığı Gülten biyografisiyle
bir başka kişinin yazacağı, bir şair olmayan birinin yazacağı ya da tamamen tarihe bakarak yazılacak bir biyografi başka olurdu. Burada bütün o denge var. Ama aynı zamanda şairi yeniden tarihselleştirmek diye bir kavram kullanıyorsun. Ben de hazır, yani çok yakında James'inden belki söz etmek anlamlı olabilir. Çünkü her şeyi tarihselleştiriyor. Bir tane, yani bir emir tipiyle bir şey varsa Frederick James'inden alabileceğimiz tarihselleştirmek. Bu yeniden tarihselleştirmekten kastın ne, onu sorduktan sonra tekrar Hasan'a dönmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben şimdiki zamana davet etmek ifadesini de kullanıyorum bu tarihselleştirme meselesi için. Genellikle biz dondurulmuş bir olmuş bitmişlik içerisinde yapıta ve yapıtın öznesine bakıp bunu değerlendirmek eğiliminde oluyoruz. Oysa zaman akıp giderken, zamanın dinamikleri değişirken hem metnin hem de öznenin kendi hayatının yeniden okunmaya açıklığına bir bakmak gerek hissinden yola çıktım Büyük Hanım'a yaklaşırken de. Bu anlama geliyor. İkincisi, arşiv çalışmak aslında dondurulmuş bir tarihe bakmak. Arşiv malzemesine konuşkanlaştırmak meselesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş zamanı okumak aslında şimdi içinde bulunduğumuz zaman ve zeminin üzerinde geçmişi yeniden kavramak ve anlamak anlamına geliyor. Biraz buralara baktığımız zaman hem Gülten Hanım'ın uzun ve bereketli bir verimlilik içeren hayatı, kendi yaşadığı dönemsellikleri içinde bir anlam değeri elbette taşıyor. Fakat o anlam değerlerini modernleşme sürecinin içinden, Türkiye hakikati içinden okuduğumuz zaman da bize çok başka başka ipuçları da veriyor. Hem şimdiki zamanı anlamak hem konum şiirin ve şairin bu Türkiye tarihi içerisinde konumlanışına yeniden bakmanın temel bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda Gülten Hanım'ın da bu açıdan çok önemli tanıklıkları olan, sadece tanıklık değil, bir aktivist tarafı da olduğu için hayatın içine, mücadelenin içine, aslında bu aktivizm, politik aktivizmin dışında da Gülten Hanım hayatı seyretmiyor. Bizzat içinden ona katılarak, onu dönüştürmeye çalışarak kendisini var ediyor. O dönemde, o dönemin koşulları ve dinamikleri içinde bize bir hayat anlatırken, biz bugünden o hayatı nasıl görüyoruz sorgulamasını yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü antolojilere girmiş, biraz önce Hasan'ın söylediği ilk şair kadın olmak. Bu antolojilere girmek arkadaşlar o kadar kolay bir iş değil. Yani Gülten Hanım'ın orada kan ve terle iğne kadar nasıl bir mücadeleyle tırnak içinde o eril tahakkümün, o eril kocaman baba sesin kabulüyle, bir sefer bir kabul meselesi, eşitliğin zaten hiç olmadığı bir şeyi anlatıyor. Bir de şöyle şeyler var, mesela ikinci yeninin uç verdiği bir yerden onu tanımayanlar toplumculuğun içine, çok özür dileyim diyerek tabirini tıkıştırmak isteyenler meselesinde şairin hem aklının yendiği hem verimlerinin incitilerek, indirgenerek bakıldığı bir şey var. Bunlara da benim kafam epey bir bozulmuştu. Ve tarihi bir de buralardan şimdiki zamanda bizim ihtiyacımız olan, şimdi şiir yazan, şair kadınların ihtiyacı olan bir yerden de bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Canım ve sinirim bunu yazdırdı. Galiba benzer sinire biçildiğim son yıllarda, benzer yerlerden bütün bunları okuyup yeniden fark etmek ya da fark etmek. Hiç bu o, yani o erkek sesin müthiş
kapladığı, alanı kapladığı yerde çıkamayan sesleri nasıl duymadığımızı, bugün geriye dönüp dergilere baktığımızda neler keşfediyoruz, sonradan antolojilere girememiş şairler ya da yazarlar üzerinden belki bunu da düşünmek mümkün. Burada ben şeyi çok merak ediyorum, yani sana soracağım bir soru değil ama belki daha sonra soru cevapta da açılabilir. Bugün 20 yaşlarında olan kişiler bunu okuduklarını nasıl okuyorlar? Yani senin söylediğin çok kıymetli, bugüne taşımak, bugünün bağlamı içerisinde bunu değerlendirmek. Ama bizlerin, daha önceki kuşakların, hemen bize yakın kuşakların okumasıyla bu tarihe, 1940'lara, 50'lere daha uzakta olan aracılarla o tarihe ulaşmış gençlerin, iyice gençlerin, eğer ilgileniyorlarsa mesela bir tanıdığım bir şairle, ben de dilerim, nasıl okuduklarını da çok merak ediyorum. Burada da yani senin bu içeriden duymaya çalışmanın da çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Daha genç okurlar üzerine onları burada tutmak anlamında. Burada da belki tekrar Hasan'a şöyle dönebilirim. Şimdi biraz şey de düşündüm. İki kitabı birbirinden türsel olarak çok farklı şeyler. Biri bir edebiyat inceleme kitabı ve temel bir önermeyle kendini ortaya koyan. Diğeri de çok somut bilgileri ve incelemeyi içeren ama sezgiyi daha fazla öne çıkaran ve içeriden anlatmayı hedefleyen bir yazma biçimi. Şeyde Hasan'ın tartışmalarındaysa araya giren bazı büyük insanlar var, kavramlar var. Yani biraz spekülatif olmak için bunu soruyorum. Kitabın kıymetinin farkındayım, söylediklerinin ve bunların işlevselliğinin farkındayım ama natürler var, aktör, ağ teorileri var, kara tane var. Onlar boğuyor mu acaba Gülten Akın'ı? Sen kendi yönteminle ilgili, bununla ilgili bir iki şey söylemek ister misin? Ya ben hani Latour'un kullanıldığı bir inceleme, edebiyat incelemesi Türkçe'de hiç okumadım açıkçası. Muhtemelen bu kitapta yapıldı. Tezler var sanıyorum ama. Yani hani Latour'un işte zaten bu araziyi düzleştirmek flattening the landscape. O da Latour'un bir kavramı. Latour'dan aldığım bir kavram zaten. Hani Gülten Akın şiirine çok fit olduğunu, çok uyduğunu düşündüm açıkçası. Çünkü benim incelediğim başlıklarda da işte bir tanesi şehir, bir tanesi kanon, bir tanesi doğa. Çok oldu. Ne yazmışım? Ne yazmışım ben de. Bir tanesi annelik. Bu alanlarda da Gülten Akın'ın çeşitli düzleştirme stratejileri uyguladığını önerdim, söyledim ben kitapta. Şimdi Latour, işte Fransız bir sosyolog ve daha hani Durkheim'dan, Comte'dan falan bildiğimiz sosyolojik perspektife meydan okuyan biri. İşte daha mikro olaylara, insanlar ve insan olmayanlar arasındaki ilişkilere odaklanmayı tavsiye eden bir filozof. Gülten Akın şiirinin de bu özellikleri barındırdığını düşündüm ben. Dolayısıyla ikisinin çok yan yana okunabileceğini, yani aktör ağ teorisi zaten Latour'un en meşhur teorisi. Hani bir toplum kurulacaksa bu toplum aktör ve o aktörlerin serbestçe gezineceği ağlarla oluşabilir gibi bir ilkesi, önermesi var Latour'un. Ben bunu tabii Latour'un yanında Karatani ile tamamladım. Çünkü Karatani'nin izonomi kavramını da kullanıyorum ben kitapta. Karatani'nin izonomi kavramı da işte Metis'ten çıkan izonomi kitabında geçiyor. Orada da İonya'daki bir tecrübeye gönderme yapıyor Kocin Karatani ve demokrasi ile izonomi kavramları arasında bir tezat kuruyor ve izonomiyi önceliklendiriyor. İzonomi daha evlâ görüyor ve bugünkü toplumun ihtiyacı olan şeyin demokrasi ile izonomi olduğunu söylüyor. Çünkü izonominin asıl eşitlikçi bir toplum kuracağını, yani İonya'daki izonominin aslında eşitlikçi bir toplum kurmakta daha elverişli olduğunu söylüyor Karatani. Ya ben Latour'un araziyi düzleştirmek eğiliminin sonucunun bir izonomi kurmak olduğunu savunuyorum kitapta. Yani Gülten Akın araziyi düzleştirerek aslında eşitlikçi bir toplum modeli kurmaya çalışıyor. Bunu tabii şiir yoluyla yapıyor. Özellikle bu politik döneme odaklanmam da biraz
Topyaların zaten çok geçerli olduğu bir dönem olması o dönemin. Yani yeni toplum modellerinin, devrim beklentilerinin siyasal alanı kuşattığı bir dönemden bahsediyoruz benim incelediğim dönemde. Dolayısıyla Gülten Akın aslında böyle bir toplum, böyle bir tasarıma sahip olduğunu önermiş olduğundan kitapta. Ama bu kavramları da yük haline getirmediğimi düşünüyorum. Tabii ki böyle bir handikap vardır her zaman. Yani eleştirel teoriyi malzemeye bindirmek, malzemeyi boğmasına neden olmak gibi dezavantaj bir handikap her zaman vardır ama girişte bunlardan bahsedip diğer bölümlerde çok adını geçirmedim. Sadece ortaklık gibi, çünkü ortaklık da literatüre ait bir kavram. Ortaklık gibi bir genel ifade üzerinden onlara gönderme yaptım. Dolayısıyla kitabı çok hantallaştırmadı diye düşünüyorum. Çünkü sonraki bölümlerde başka teorisyenler de devreye giriyor zaten. Latour ve Caratani aslında bütün Gülten Akın şiirini kuşatmakta bir aparat olarak kullanıldı kitapta. Aklımda hep şey vardı, bu Turgut Uyar'ın, Orhan Koçan Turgut Uyar incelemesinde Harold Bloom'u kullanmıştı. İşte şiirsel endişe, etkilenme endişesi. Orada da Orhan Koçak girişte epey bir bulum malumatı döker. Sonra çok bahsetmez bununla. Ben de aslında biraz öyle bir şey yapmak istedim. Kafamda öyle bir model vardı. Dolayısıyla çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Yani Latour'un ve Caratani'nin Gülten Akın'ın dünyasını anlamakta çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Ama şiiri de boğmadığını tahmin ediyorum. Evet, şimdi sen gerçekleşiyorsun. Evet. Yani, değil mi? Yani, öyle durabilir. Yani şöyle, tabii yani öyle dediğim gibi biraz retorik bir soruydu bunu açmaya yönelik ama aslında dediğim gibi bu işini sen gerçekleştirdin. Şöyle bir tarafı var tabii, yani bütün bunların getirdiği bir mesafe var ama aynı zamanda şiirin onlara hükmetmesi de var. Yani o savaşı biraz görüyoruz gibi geliyor bana senin kitabında. Yani hani Gülten Akın'ın şiiri öylesine güçlü bir şiir ki zaman zaman bu kavramları da ittirip kaktırıyor. Ben onu hissettim biraz okurken. Harold Bloom'dan söz ettiğin için moderatörlüğümü kullanacağım iki dakika. Yani oradaki bütün bu endişelenme endişesi, etkilenme endişesi biliyorsunuz yine erkek şairler arasında, kuşaklar arasında bir meseleyi tartışır. Bu anlamda Gülten Akın'ın yeri yine çok biricik. Yani onun bağlanacağını önceleyen şair sayısının çok çok az olmasından da söz edebiliriz ama etkilenme endişesi kendi kendine problemli bir teoriye dönüşüyor şair kadınları, yazarları düşündüğümüzde. Evet, yani feministler öyle söylüyorlar zaten çok açıkça bunu eleştirel bir yerden. Evet tamam, kendi içinde o alanın içerisinde affedilme güzel bir fikir buldu. Yani saygıyla yani ama bu da var. Bunu görmek zorundayız. Biz bugünün eleştirmenleri olarak bunu, yani sen de zaten aslında farklı olarak tartışıyorsun. Buradan biraz şeye de gelmek istiyorum. Yine yani benim feminist analim olabilir ama burada bu kitabın yaptığı, biz biraz dedik ya kitapları karşılaştıralım, birini diğerine tercih etmiyorum bu arada. Yani bambaşka şeyler. Fakat burada bildiren bir şey var. Yani bütün bunları kullanarak, Gülten Akın'ın şiirine bakarak ve sen kendi bilgilerini de kullanarak bize bir bilgi aktarıyorsun. Ve bunu güzel bir biçimde yapıyorsun. Buradaysa, bu zaten bir biyografi elbette, aynı şekilde konuşması, aynı dil tutturması gerekmiyor. Ama burada Gülten Akın'ın o ketumluğuna da çok göz kırpan bir yerden Asuman Susam bize sezdiriyor. Aslında bununla ilgili bir şey sormayacağım. Ben kitapları böyle okuduğumu söylemek için. Yani bunların türsel farklarından da kaynaklanan bir şey ama aynı zamanda biraz daha erkek eleştiri sesiyle kadın eleştiri sesi arasında da bana bir fark varmış gibi geliyor. Dediğim gibi bu tamamen benim şeyim olabilir, tematik zaafım olabilir. Yani hata payını düşerek bunu söylüyorum. Yoksa zaten her iki kitap birbiriyle de konuşuyorlar. Yani Asuman Susam'ın biyografisi daha sonra yazıldığı için buraya doğrudan gönderme yapıyor ama siz yolda zaten birlikte bütün bunları konuştuğunuz için bir inceleme olarak bu kitapla diğeri birbiriyle çok konuşuyor. Ve oradan da şuna geçeceğim. İkisinin birbiriyle konuştuğu,
hemfikir olduğu bir yer var. Bunu konuşacağımızı kendi aramızda da aslında planladık. Benim de aklımda böyle bir soru vardı. Maraş'ın ve Ökteş'in destanı. Yani Gülten Akın külliyatını bilenler Maraş'ın ve Ökteş'in destanını da bileceklerdir. Kitapta Hasan bununla ilgili bir ayrı bölüm yazıyor, bir zeyn yazıyor. Asuman zaten bütün bunları homojenlik, heterojenlik üzerinden nasıl tasvir etmememiz gerektiğine dair bir şeyler söyledi. Belki bu yaşaya, yani sen Maraş'ın ve Ökteş'in destanını bu okumanın içerisinde nasıl yerleştiriyorsun metodolojik olarak soruyorum. Şeyi de çok merak ediyorum, Asuman'a da onu sormak istiyorum aslında. Yani Gülten Hanım bir şekli siliyor mu? Bütün bu okudukların, arşiv, başkalarıyla olan söyleşilerin içerisinde Maraş'ın ve Ökteş'in destanının nasıl yazıldığına dair. Belki önce sana sorayım, bu fısıltıyı sorayım. Sonra da sen nasıl başa çıktın Maraş'ın ve Ökteş'in destanıyla? Şimdi Hasan'ın kitabını yazdığı süreci benim için çok heyecanlı bir süreçti. Çok ısıtlar açan bir süreçti. Okumaların ve uzun tartışmaların, düşünce üretmelerin bu karşılıklılık ve bu kolektif alışverişinden çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyor musun, uzun konuşmayı bilmiyorum ama Maraş'ın ve Ökteş'in destanı ile ilgili bir şey, bir şerh düşerek bir şey yazmak zorunluluğu üzerine konuşuyorduk. Ben merhamet tümünün çalıştığı ve müthiş bir korumacılıkla yazmasam acaba dediğimi de itiraf etmiş olayım burada. Çünkü beni de çok huzursuz eden, huzursuz etme noktası da belki neden biz olduğunu da evet, kısacık söyleyelim. Kocaman bir külliyat var ve o külliyatın içinde müesses nizamın devamı üzerinden bir Kemalist algının içinden bakan bir destan var. Hem sesi hem söylemi indirgemeci ve bizi şaşırtan ötekileştirmelerin de içinde bulunduğu bir yapı. Tabii ki bir külliyat içinden ve bir Gülten Akın'ın kendisini dünyada koyduğu yer üzerinden tarifini bildiğimiz bir yerde bu çok boşluğa düşen ve okuyanı da çok huzursuzlaştıran bir şey. Özneyle ilişkinizi de, yani bir tanıklı ilişkinizi de aslına bakarsanız sorunlara boğarak bozan da bir şey bir taraftan. Peki bozmamak üzerinden bir kaçış çizgisi, bir kaçış planı üzerinden bakmaktan söz etmiyorum burada. Ama tarihsel gerçeklerin içinden ve Gülten Hanım'ın hayatla, hakikatle ve kendinin de kurduğu ilişki içinden üretilene nasıl bakmamız konusunda beni yeniden düşündüren de bir şey oldu. Birincisi Gülten Hanım Anadolu'daki bütün seyahatleri, bütün yaşantısını bir aslında sosyal antropolog gibi yaşamış biri. İçeriden gözlemlediğimiz bu sosyal antropolojinin çok kullandığı, içeriden gözlemlediğimiz şeyi şiirine çok işletmiş biri. Ama aynı zamanda duyguları da olan, duygularından da kaçmayan biri. Maraş Ökteş'in destanını yazarken, onu daha ayrıntılı bir biçimde Hasan daha iyi biçimde ifade edecektir. Yaşanılan dönemin tarihsel ve politik dinamiklerinin ne bir yana koyalım ve unutmayalım. Aynı zamanda Gülten Hanım'ın bir Türkiye destanını ağzından sonra yazma arzusunu bir kenara koyalım. Bir de yaşantı içerisinde sosyal antropolog bir yaşı çalışmış dedim ya, o kitapta gerçekten de bir çalışma var. Yani söyleşiler, röportajlar yapıyor, adları tasnifliyor ve o tasnifler üzerinden de bir dil kurup duyduklarının doğrudan aktarımını gerçekleştiriyor. Fakat bu mevzunun son tarihinde Meram'ın anlatılma biçiminin, o müesses nizamın politize edilmesinin
dışına çıkamadığını da görüyoruz. Ben zengin diyerek parantez açarak baktığı yere ben de Hasan'ın baktığı bir yerden bir kenarda ve bir parantez içinde bir şerhle okunması gereken bir metin olduğunu açıkçası düşünüyorum ve Gülten Hanım'ın sonraki süreçte hem politik bağlamda meseleye bakarken kendisini bu şiir içerisinden hiç eleştirmiyor. Yani kabul ettiği şeyler de bir kaçış refleksiyle yanıtlar veriyor. Bunu da şöyle okumuş ve hissetmiştim. Bir yazan kişinin yazdığı şeye sahip çıkması gerekiyor. Böyle bir davranış Gülten Hanım'a çok beklenilen bir davranış. İkincisi ama Gülten Hanım şunu biliyor. Kendisi zaten değişiyor. 1970'lerde oğlunun içeri alınması sürecinden sonraki dönemde hem Kemalizmle hem devletle hesaplaşmasını yapmaya başlayan bir sosyalist haline geliyor. Burada aileyle yaptığım söyleşilerde Can Kurşan'ın da ifade ettiği şeydir o. Annem bizimle beraber işte o Seyran'daki gecekondu evlerine giderek yapılan bir devrim mücadele sürecinin içinde annem de bizimle birlikte sola dair bakışı değişen bir hale geldi. Tıpkı Aksu'yla beraber feminist algısının, kadın mücadelesine bakışının ve terminolojisinin ve şiirinin aslında değişmesi gibi. Böyle bir yerden okunması gerektiğini hissediyorum ve öyle de aktardım. Ama ilgimi çeken başka bir şey oldu benim. Kendi çalışma sürecim içerisinde bazı şairlerle yaptığım görüşmelerde de kızlarına da Maraş Ökeş'i sordum. Aklımın çok samimiyetle söylediği şey, aklımı almıyor Osman dedi. Çünkü annem, yani bunu açıklayamıyorum da bu aklımda. Çünkü annem böyle bir burada duran biri gibi ailesini falan. Bu çok içeriden bir şey tabii. Ailenin ama entelektüel bir zihnin annesine dışarıdan bakabilmeyi beceren bir zihnin yaratıydı. Şairlerin unutmuş olduklarını, çünkü Gülten Hanım çok sevilen bir şair. Yani şairlerin çok sevdiği bir şair. Bu çok fazla şaire nasip olmayan bir şey. Bir dokunulmazlık ailesinin ona giydirilmiş olduğunu da unutmamak lazım aslında. Ben hep onu hatırımda tutarak çalışmaya, yazmaya çalıştım bu meseleyi. Orada bir şey de var. Hani, ya bizim kızın yaptığı bir kabahat ama görmezden gelelim tavrı da var. Bizim edebiyatımızda eleştiri biraz da akademi dışı eleştiri biraz da böyle çalışan bir şeydir. Ya o kötü olana bakmayalım da ya da kabul edilemez olana bakmayalım da bak yaptığı burada çok değerli şeyler var. Oradan bakalım. Ben bunun çok yanlış olmadığını ve insafsız bir tutum olduğunu da düşünüyorum. Çünkü kocaman bir külliyat var. O kocaman külliyatın içinden kendisini çok doğru tanımlamış ve Ütopyası'nda, değil mi? Ütopya önermesidir özellikle ikinci dönem dediğimiz Hasan'ın baktığı şiir. Dünyada durduğu yerin mücadelesini sadece şiirinde söyleyerek değil, yaşamıyla ve eylemiyle de gerçekleştiren bir şair kadın var. Böyle bir adalet duygusunun içinden bence bakalım isterim buraya. Evet, benim de zaten soruyu sorma nedenim hani burada bir buraya şerh düşmekten ziyade biz kitapları konuşuyoruz ve biyografi yazarı, edebiyat araştırmacısı, şair, eleştirmen böyle bir durumla karşılaştığında ne yapar? Tam da bunu anlamaya çalışmak. Böyle bir durum derken de bunu bir kabahat ya da yani hani burada politik ve poetik meseleleri konuşabiliriz ama asıl dikkati çeken o külliyatın içerisinde bir ayrıntılığının olması. Meselemiz bu yoksa bunu ideolojik olarak böyle bir yerden de okuyabilir, böyle okuyacak okurlar da vardır. Böyle bir öznellik üzerinden de bakılabilir. Buradaki değerlendirme o aykırılık üzerinden ne yapılacağı ve burada bütün bu söylenenler aslında nasıl başa çıktığınla ilgili bir şey biyografi yazarken Hasan da bize yazdığına göre onda bir cevabı var diye düşünüyorum kitapta çünkü öyle bir bölüm var. Hı hı. Ya kitabı yazarken başta da konuşmuştuk. En keyif aldığım bölüm bu bölüm oldu. Maraş'ın Ökeş'in destanı üzerine yazmak
Çok Gülten Ek'in şiirinin nerede tökezlediğini, nerede sendelediğini ve bazı Orhan Koçak'ın vazifeler demeti dediği bir şey var. Gülten Ek'in şiir üzerine yazdığı vazifelerle kendi hakikati arasında bölünmüş bir şair diyor Gülten Ek'in. Yani işte bir Kemalist Bedri Saat'ın getirdiği vazifeler paketi var. Bir de kendi arzuları, beklentileri, hayatla ilgili tahayyülleri var. Bu ikisi arasında bölünmüş buruk bir bilinç diyordu Gülten Ek'in şiir için Orhan Koçak. Maraş'ın Mökkeş'in destanı bana tam bunları hissettirmişti. Yani çünkü 70'de yazılmış bir kitap Maraş'ın Mökkeş'in destanı. Ve yazılır yazılmazlık TRT ödülü almış. Yani devlet tarafından da ödüllendirilmiş, onanmış, teyit edilmiş bir kitap. Ve şairin eşi kaymakam bile şair Can Koçak. Onların Maraş'taki vali yardımcılığı döneminde, galiba vali yardımcısıydı. Vali yardımcılığı döneminde Gülten Ek'in oradaki bizatihi Kurtuluş Savaşı periyodunu yaşayan insanlarla yaptığı diyalogların, söyleşilerin, konuşmaların kayıt altına alınmasıyla ortaya çıkmış bir metin. Maraş'ın Mökkeş'in destanı. Bu yönde çok dokümanter bir metin. Ve şunu da hatırımızı tutmamız lazım. Bir Kurtuluş Savaşı zaman dilimi periyodunu anlatırken de o döneme de işte 60'lara 70'lere de damgasını vuran anti-emperyalizm, tam bağımsızlık, sol kemalizm gibi meselelerle de her zaman diyalog içinde olmuş bir metin. Yani dönemin sol kemalist iklimiyle çok organik bir ilişki kurmuş bir metinden bahsediyoruz. Yani bugün kemalist paradigmaya gönülden bağlı bir eleştirmen ya da okur, bu kitabı onurlayacaktır muhtemelen. Ama hem benim baktığım yerden hem de Gülten Ek'in geniş külliyatı içerisinden baktığımızda bu kitap hakikaten bir yarık gibi duruyor. Ben buna o bölümü tartışırken poetik bir yarık olarak kullanmıştım. Yani diğer kitaplarıyla çok uyuşmayan, diğer kitaplardaki o eşitlikçi, ortaklaşmaya yeni gönülden bağlı şair portresi, daha kolektif, hiç kimseye dışlamamaya çalışan, doğadaki canlılar dahil, hiç kimseyi dışlamamaya çalışan şair portresi bu kitabında son derece dışlayıcı bir dil, ötekileştirici bir dil kullanıyor. Ve işte Maraş'ın Kurtuluş Savaşı döneminde, Maraşlı Müslüman Türklerin Kurtuluş Savaşı döneminde yabancı kuvvetlere, Fransızlara ve İngilizlere karşı yürüttüğü mücadeleyi Ermenileri de dahil ederek son derece dışlayıcı bir dille tabloyu aktarmış oluyor bize. Dediğim gibi yani 60'lar sol kemalizmin işte yön dergisinin faaliyetlerini biliyoruz o dönemde. Doğan Avcıoğlu'nun faaliyetlerini biliyoruz. Gülten Ek'in de yön dergisini yakından takip eden bir şair ve sol kemalist damar çok güçlü o dönemde. Kemalizmin yeniden bir tür reenkarnasyonunun yaşandığı dönemden bahsediyoruz. Şimdi Asuman Hanım'ın biyografi metninde de zaten görüyoruz. Gülten Ek'in her ne kadar sosyalist bir şair de olsa, özellikle 70'lerin ikinci yarısından sonra oğlunun da ve oğlunun ve kızının politik mücadeleye atılmalarıyla iyice devrimci bir niteliğe kavuşacak kimliği. Ama son kertede Kemalist tedrisattan geçmiş, oğlunun Kulev Askeri Lisesi'nde okumasını isteyen, sonra okuldan atılacak oğlu siyasi faaliyetlerinden dolayı. Ve her şekilde, her biçimde Cumhuriyet'e bağlılığını her durumda göstermiş bir şairden bahsediyoruz. Türk Dil Kurumu'nda çalışıyor Ankara'ya döndüğünde yine. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet'le çok meselesi olmayan, Atatürk'le çok meselesi olmayan bu kitabı şair görüyoruz, bu kitabın yazıldığı dönemde. Yani koşulları içerisinde değerlendirdiğinizde objektif bir metin gibi duruyor. Ama 70'lerin ikinci yarısından itibaren gerek Gülten Ek'in şair olarak görüşüyor, gerek Türkiye'de sosyalist mücadele, devlet arasında mesafe koymaya başlıyor. Ve Gülten Ek'in yazdığı diğer kitaplar da ortaya çıktığında bu kitap hakikaten çok ayrıksız bir kitap olarak, model olarak, örnek olarak önümüzde duruyor. Aslında her ikiniz de farklı yöntemlerle de olsa bir tarihselleştirme okuması içerisinden metne bakıyorsunuz. Bir yanıyla da o dokümenter tarafını birileri bir şey anlatıyor. Onların sesi olmak, yani oradaki Maraş'ta yaptığı söyleşilerin bir çıktısı gibi bir tarafı da var. Tüm bunlar aslında üzerinde düşündüğümüzde de hem Gülten Ek'in şiirini anlamaya, hem dönemi anlamaya, hem de edebiyat tarihi açısından bir sürü yeni sorular doğuruyor.
Biraz yavaş yavaş toparlayıp belki soru cevabı da vakit bırakmak için ikinize de birer son soruyla bitireyim istiyorum. Bir tanesi aslında Asum Numan'la başlayabilirim. Hem yani bu kitabın arka kapağında da var, Hasan Turgut'un kitabında son dizeleri. Bütün öyküleri yazıp tüketti, bir kendi öyküsü kaldı içeride. Gülten Akın'ın yazdığı tüm o öykülerden hareketle biraz bu biyografiye pas gibi okuyorum ben onu. Hani o hikayeyi de yazmak lazım. Sen bunu yazdın. Gerçekten çok büyük teşekkür. Çok önemli bir eksik çünkü yazar şair biyografileri. Ve farklı da yöntemsel olarak yani bir sürü tarihsel figürün biyografisini yazmak üzerine düşünebiliriz ama bir de edebi metinler var ya, o zaman işimiz daha da karmaşık bir hal alıyor. Sana şeyi sorayım, yani biraz edebiyat tarihi bağlamında da başka yazar şair biyografileriyle ilgili neler yapılsa istersin? Yani biraz böyle geleceğe doğru, sen yap diye değil ama birileri yapsın diye hayallerimizi. Hemen senin sorunu da söyleyip ondan sonra aradan çekeyim. Belki biyografi üzerinden değil ama sen de Gülten Akın üzerine neler çalışılabilir, neler yapılabilir? Biraz böyle bir bizim ütopyalarımız, hayallerimiz diyelim ona da. Teşekkür ederim. Bu soru da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben Gülten Hanım'ın biyografisini yazarken diğer şair, özellikle kadın arkadaşlarıma ilham olsun, bir anlamda da güç olsun istedim. Çünkü gerçekten Türkiye edebiyat tarihi, ben edebiyat tedrisatından geçmiş bir insansım da benim edebiyat. Dolayısıyla edebiyat tarihinin ne denen bir şey olduğunu iyi biliyorum. Nasıl yazılıp inşa edildiğini de iyi biliyorum. Yeniden inşa edilmeye çok ihtiyaç duyulan, çok karanlık, çok bölgeli yerleri olduğunu da biliyorum. Ben şiirden nereden başlayabilirim? Tabii ki Gülten Akın'dan başlayabilirim meselesi vardı. Bir, benim kişisel bağımın olması evet bir şeydi. Ama onun dışında çok nesnel şeyler de vardı, itiler de vardı benim oraya insan konusunda. Modern şiirin yazıldığı bir süreç içerisinde şair bir kadın olarak işte antolojilere giren çok uzun süre tek kadın olması meselesi. Mesela bunu bir düşünelim arzusunu oluşturmuştum ben de. Peki Gülten Hanım bunu başardıktan sonra başka kimler geliyordu? Mesela çok isterim ki Senur Sezer'in biyografisi yazılsın. Çünkü sınıf hareketinin içinden onun da çok özel bir direngendiği mücadelesi ve derin ve önemli bir külliyat var. Şiir yazan bu şair kadınlar edebiyat tarihinde ne yapmışlar? Gerçekten hakları verilmiş mi? Sesleri gerçekten kendi sesleri olarak duyuyormuş mu? Benim bu kitaptaki temel dertlerimden bir tanesi de oydu. Kitapta benim de sesim var ve Gülten Hanım'ın da sesi var. Ne ben kendi sesimi mahcubiyete kısmak istedim, sesimi duyulsun istedim. Çünkü Gülten Hanım üzerinden ve Gülten Hanım'la ilgili bir derdim olduğu için ben bu metni yazdım. Ama aynı zamanda benim sesimin Gülten Hanım'ın sesini perdelememesi gerektiğini de çok net biliyordum. Çünkü temel derdim Gülten Hanım'ın sesinin duyulması, gölgelenmeden, bildirileşerek, kristalleşerek duyulması meselesiydi. Neden duyulsun? İşte biz bunları yeniden, başka bir tarihselliğin içinden, şimdiki zamanın içinden yeniden düşünelim ve birbirimize yol açıcılık yapalım. Çünkü yazdığımız her şey tekil bir kalemden çıkıyor gibi görünse de kolektif olanın içine dahil ve bizi birlikte güçlendiren şeyler. Bıraktığımız sorular, yanıtlardan daha ziyade bıraktığımız sorular ve huzursuzluğumuz bize kapılar açacaktır. O huzursuzlukla yeni yeni biyografilerin yazılmasını çok izliyorum. Yani hep beraber diliyoruz sanırım. Hem şairler yazsınlar, hem edebiyat araştırmacıları yazsın. Herkes bir biyografi yazsın. Çok zor bir şey. En zor işlerden bir tanesi. Bir kere daha da o ses meselesine, yani burada anlatılan Gülten Akın, Asuman Susam tarafından kuşatılmış ve buyurun şimdi size Gülten Akın'ı anlatıyorum diyen değil, Asuman Susam'ın sesini duyduğumuz, Gülten Akın'ın sesini duymaya çalıştığı bir diyalog. Sanıyorum işin, yani bu konuşmanın başlığının diyalog olması da buraya bağlanıyor. Beni en çok etkileyen yerler bu kitaptaki aslında Asuman Susam'ın sesini duyduğumuz yerler. Çünkü Asuman Susam sadece kendini anlatmıyor orada.
sesimizi duyurmaktan çekinmememiz gerektiğini de görüyoruz. Gülten Hanım'la kurmaya çalıştığı diyalog çok daha kıymetli yapıyor bu kitabı. Tekrar hepinizin önüne ben herkese de teşekkür etmek istiyorum. Ve sana vereyim sözü. Ya ben de kitabı yazdığımda Gülten Hanım'a dair bir biyografi olmaması çok büyük bir eksikliktir. Mesela bir Asun Hanım'ın da çok önemli bir iletişim halindeyim. O olmasa birçok şey eksik kalırdı mesela. Hani bir biyografisi, Gülten Akın'ın biyografisi gerçekten bu kitabı tamamlayan bir şey oldu ve bu kitaptaki önermeleri, iddiaları da bir yerde teyit eden bir şeye dönüştü. O açıdan ben de çok önemli buluyorum ve bu tarz çalışmaların sayısının artmasını diliyorum. Senur Sezer benim de hep aklımı kurcalayan bir şairdi. Hemen hemen yakın dönemlerde yaşıyorlar ve Senur Sezer'in de kesinlikle bir Gülten Akın çalışması gibi ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şey meselesi benim çok aklımı kurcalıyor. Yani Gülten Akın özellikle 2000'lerden sonra geri çağrılan bir şair oldu. Türkiye'de feminizmin de yükselmesiyle yani feministlerin en çok arkalarına aldıkları, en çok gönderme yaptıkları hem bunlar aktivist de olabilir, doğrudan şairler de olabilir. Gülten Akın'ın sonra nasıl alımlandığı ve sonraki kuşaklarla Gülten Akın arasında nasıl köprüler var, nasıl bağlantılar var, Gülten Akın nasıl bir kurucu özne, bunun bir feminist eleştiri, feminist teori üzerinden bence kesinlikle ele alınması gerekiyor. Çok önemli bir eksiklik. Aklıma ilk etapta bu geliyor. Bu kitabı tamamlayacak bir şey de olur. İkincisi de ben daha çok 71-86 periyoduna odaklandım ve bu periyot Türkiye'de sosyalist gerçekçiliğin yükselişe geçti ve sönümlendiği periyot aynı zamanda. Yani edebiyatımızda Ahmet Okuyan'ın çalışması dışında ve Asım Bezici'nin tekil olarak yazdığı kitaplar dışında sosyalist gerçekçilik üzerine çok ciddi bir çalışma yok. Daha işte 80'den sonra darbenin yol açtığı travmalar, yenilgi söylemi biraz bu dönemi işte Fukuyama'nın tarihin sonuna geldik. Artık bu döneme bakmayalım. Yeni şeylere bakalım. Söylemini bir çok bakılmamaya başlandı. Edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisinde de. İkinci yeni merkezli bir şiir tarihi yazılmaya başlandı. Kitapta biraz inceledim bunu zaten. Yani ikinci yeniyle yakınsa değerli, ikinci yeniyle ikinci yeniden uzaksa değersiz bir şiir gibi bir edebiyat tarihi yazımı söz konusu, şiir tarihi yazımı söz konusu şu anki literatürde. Biraz bu ikinci yeni girdabından, hegemonyasından kurtulup diğer akımların, diğer hareketlerin özellikle de sosyalist gerçekçiliğin Türkiye'de nasıl dönüşümler gerçekleştirdi, diğer sahasında nasıl açılımlar yarattı, ikinci yeniyi bile, ikinci yeniden önceki kuşakları bile nasıl kendisine çektiğiyle ilgili ciddi çalışmalara ihtiyaç var. O dönem ciddi bir dergi üretimi var. Bu çalışmanın dergiler üzerinden yürütülmesi daha faydalı olacaktır. Bence bu 60-80 arasındaki sosyalist gerçekçi iklimi de kesinlikle incelemek gerekiyor. Ben bunu Gülten Akın üzerinden kısmen yaptım ama daha kapsamlı ciddi bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyor bence. Belki işte Gülten Akın'ın diğer dönemleri de yine hani ilk dönemi, sonraki dönemleri de yeniden bir kitap formunda ele alınabilir. Çünkü tekil tekil çalışmalar var ama bu dönemlerin bir kitap boyutunda ele alınması iyi olur diye düşünüyorum. Evet, o zaman herkes bir şekilde ödevlerini ezer, araştırma konuları, makaleler hepsini belirlerdi. Konuşarak çalıştık. Tabii ki bu ödevlere bir şey daha var. Onu da hocanın Beysel Bey'le yaptığımız sohbet sırasında çok hoş bir şey söylemişti. Devrini tamamlamış bir şair ve yaşlılık dönemini de yaşamış bir şair. Devri daim olsun şairi. Ama Türkiye'de bu yaşlılık meselesine, bakım ihtimamı meselesine biz pek bakmıyoruz. Çok da önemli bir hastalıkla birlikte yaşamış bir şair Gülten Hanım. Yerimize bağlı yaşamak meselesi, ağrılarla yaşamak meselesi, hastalık ve yaşlılık meseleleri aslında şiirde Gülten Hanım dışında çok fazla insan tarafından da bu kadar açık yüreklilikle paylaşılan bir şey de değil. Ben iyi bir makale, iyi bir kitap mesela okumak çok isterim.
isterim buraya dair. Üstelik de biyobank politikalar ve ayrıca bu, yani bakın emeğinin çok tartışıldığı bir yerde hemen söz vereceğim ama ben de yani bu çok biraz özellikle sessiz arka bahçelere bakarken beni çok ilgilendiren bir mesele biliyorsun. Yani bu kadar net bir şekilde hastalığına ve hastane sürecine bakıp bunu ama bir tür böyle tırnak içinde ağlamadan yapmak beni çok çok etkiledi. Yani bununla kurduğum ilişki hastane evde şiir burada diyebilmek galiba yine o mesafeyle de çok alakalı. 80'lerde hatta belki 80'lerin başından beri yaşlandım diyen bir şair. Evet. Sonra eski yaşlandım. Hani, 65 yaşından itibaren. Evet, hep yaşlandım. Mektuplarımda da. O da tabii hem onu sezgisel olarak çıkarttığımız bir şey. Bir korunma kalkanı oluyor yaşlılık onun için. Dokunulmazlığa özellikle kadınlardan daha fazla. Yorgunluğun dinginliğe kaçışı. Emekli oluyor çünkü 78'de falan da Türk Dil Kurumu'ndan emekli oluyor. Evet. Yani sonra da çalışmıyor. Bu haneye başlıyor. Ama geç bir annelik dönemi olmasına rağmen yaşandığını çok erken biliyor. Yani o emeklilik aynı zamanda küçük denizin olduğu dönem ve aslında çok ağır şeyler yaşadığı dönem. Yani yaşanmasından alsın aslında yani yıprandım, yaşandım bunların hepsi bir arada. Aslında galiba gerekçeleriyle birer de şiir okuma planı yaptık. Eğer herkes hala burada olmaya ve dinlemeye ve sonrasında soru cevaba tahammülüyse, ilgiliyse dışarıda güneş var. Onunla da bitireceğiz. Sorularınız varsa soru da alacağız. Belki böyle buradan başlayarak devam edebiliriz. Bir gerekçesini de söyleyerek belki sen. Ya, bu gerekçe düşünmemiştim. Daha düşünmüştüm. O önemli değil. Ya ben bu İlahiler kitabından bir şiir seçtim. Gül için ilahi. Bu şiir dize, birkaç dizesi çok dolaşımda olan dizeler zaten. Sizin biyografinizde Ertuğrul Günay'a da bahsediyordu hatta o dizelerden. Gül için ilahi. İnsanlar bir gülü bir senetle değiştirmeye alıştılar. İnsanlar başka insanların hayatını. Bir ezeren sandalye midir hayat? Dizip kaldırmaya alıştılar. İnsanlar yüreği ve onuru alıştılar. Yeni üflediği toprak mıdır onur? Yürek arsız otlar gibi ayak altında. Tanımıyor kimse kimseyi. Ve kendini tanımak istemiyor. İnsan tanımazsa kendini insan nasıl var olabilir? Bu yüzden dünya, ey koca dünya, dönüyor bir ölüler ülkesine. Susanlar, şimdilik oyunun dışına düşenler, yalnız onlar doğruluk kalkacaklar. Gün kıyamet erdiğinde. Evet, benim şiirimde Bahtımın Yıldızı, benim öyle çok büyük bir gerekçem yok ama Gülten Hanım'ı çalışırken çekirdek aileyi, o köy aileyi tanıdım. Ve Gülten Hanım'ın çocukluğundan itibaren o köy ailenin nasıl biçimlendirdiğini gördüğüm için Bahtımın Yıldızı'nı paylaşmak istiyorum. Herkesin vardır da kimse kimseye sormuyor mu senin Bahtımın Yıldızı? Kendi annesini hiç tanımamış, yataklar sererek kaldırarak, düşükler, erken doğumlar, genç yaşta ölen anne mi? Biraz aptal, biraz kurnaz, çokça deli, boydan kısa, alakus bir baba mı? Sıcak bir nine mi? Elleri yemek kokusu, ak terni, irinleri. Yontu oturtmuşlar gövdesine, başı heykel, gözleri yeşil. İnsan, insaf, usulca sığındığın ağır öğretmen mi? Kaç doktor, kaç hemşire, canın ellerinde. Kâh bir dağ zevra, kâh bir el leyla. Umurunda değil artık bahtının yıldızı da. Sen kendi bahtını yaptın, bağıra bağıra. Sonra yasak edilmişse sana, sözün dışarı düşmüşse, onu söylemezsin. Evet. Hem otobiyografik hem değil gibi. Evet. Nereden şiirim bu diyecektim. Acaba yeter. Evet. Teşekkür ederim. Çünkü postitlerinizi koyduk. Benim de var bir gerekçem. Kendi ödevimle ilan edeyim de yapayım. benim de başlayıp bitirmediğim bir Gülten Akın İnce Yeneğine Kattı yazım var. Onu bitirmek
ye işaret etsin diye güvercinli kadın şiiri. Bu yığınla boş göz içinden, bu alayla eylemeye aç, varlığınızın bir gizli köşesi olmalı. Rahatça kaçıp saklanıyorsunuz. Beraberliğiniz kimselerde yok. Kadınlığınıza seslenince ülkek, dostluğunuzu tuttular mı cesur? Nerede geçirdiniz tüm ömrünüzü? Böyle karalanmamış çocuk. Elleriniz ne güzel güvercinleriniz. Sizi bıraksalar ha, ne dersiniz? Olanlara şaşmamak size verdi. Bu kadrolası şeytan işi, bu dişleri başından duymamız.